Survivor panoramadan herkese günaydınlar efendim saatlerimiz 10.47 yeni saatimizde sabahları bu saatte artık sizlerleyiz. Kimle beraber? Tabii ki sevgili Damla Can ve Mert Ökal'la beraber. <laughs> evet Melisa yok ama yarın büyük ihtimalle evet. bizde olacak gibi gözüküyor. Arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? İyiyiz teşekkürler sen nasılsın? İyiyim. Bu ne yeşili oluyor? Su yeşili mi? Yo yeşil oluyor bu. Su yeşili net su yeşili. Su yeşili değil bu. Su yeşili. Su yeşil, sevgili seyirciler su... bu ne yeşili söyleyin bana. Normal yeşil. Bence Açık su yeşil, yeşil olabilir ama su yeşili Doğru mu? değil bu. Doğru Bilen var mı? Su yok şu o... açlığı bilen yok. Değil. Net ama... su yeşili. Biri yazabilir mi bana Instagram'dan merak ettim. Ama Lütfen ekran... Bir yazarsanız. Mint yeşilmiş. Mint yeşil. <gülüyor> <gülüyor> nane yeşil. Nane yeşil. Evet mint nane yeşil. yeşil. Nane yeşili koyuyorum. Ben nane? iddia ediyorum bu su yeşili. Bak hiç anlamam ama bilmeden söyleyeyim. Hülya Edin sevgili Bora'nın eşi, renk uzmanı. Bakalım hey. o ne diyecek bu konuyla alakalı. Mertçim tabii riske girmemiş. Demiş ki ben ha. lacivert giyeyim, geçeyim <laughs> demiş. Devam et. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun mi iyi misin? İyi valla güzel alıştım. <laughs> Yine uykumu alıştı alamadım mı? ama yavaş yavaş evet. alacağım. Yani. Dün güzel bölümdü. Evet. O ne Çok iyi ya? bölümdü ya. Ödül nasıldı? 90'lar. 90'lar. E, biz hiçbirini kazanamamıştık geçen sene. Hep böyle içimde kalmış. Böyle şeyle izliyorum böyle. Aa, ne güzel falan. Siz 90'lar, 80'ler, 70'ler, 70'ler, 80'ler yapmıştık. Adamlar Cumhuriyet Balosu'na kadar indi 20'lere. Siz ortada yoksunuz evet Ama bence bir şey söyleyeyim mi? Ben sizde o ödülleri seyretsem gönüller kadar zevk almazdım. Anladım. Çünkü bak bir Nisa, bir Cemal, bir Ardaan, Ardaan'ın mesela evet, bir pembe çok... peruğu var yani böyle. O Dün Ardaan'ın gördünüz mü? 90'lar evet. ödülleri. <laughs> Efsane hatırlayalım diye Ardaan'ın peruğu. <laughs> ya çok iyi ama ya, çok iyi. Buradan Ardaan'a da çok selam olsun diyelim. Şöyle yapalım hemen akşamın ipuçlarıyla başlayalım. Biliyorsunuz bu akşam saat 8'de TV 8'de Survivor var ve bu akşam bir eleme olacak. Evet iki adayımız var Sergen ve Merve. Ünler takımından bir isim birinci olacak ve bir aday söyleyecek. Bu üç aday arasından da biri elenecek. Hem elemeyi konuşacağız hem dün akşamı konuşacağız ama önce akşamın ipuçları. Batuhan'la alakalı ben hep onun iyi bir tarafını yakalamaya çalıştım. Ama artık tutunacak bir şeyim kalmadı. Aa birincilikte gözüm. Kendime güveneyim de gerisi önemli Burnum kırıldı, üç hafta yarışmadım. Geri geldim, buradayım. Eğer ben bu podadan çıkarsam Merve Aydın neymiş herkes görecek. Sevgili seyirciler, yeni haftanın iletişim oyununa hoş geldiniz. Duygusallığın ön planda olduğu ancak işin içinde eğlencenin de olduğu iletişim oyunu sizleri bekliyor. İşte karşınızda Survivor 2021'in iletişim oyun parkı. Performans, denge, hız, yüzme bugün bu iletişim oyununda hepsi var. Hızlı iki ismin karşılaşmasını izliyoruz. İki isim de sayıya kilitlendi. Melis dengesini kaybetti. Benim davama gelen, benim yolumda arkamdan gelen tek bir kişi kalsın. ...ben onunla yürümeye varım. Dominik'te bir elime konseyi... ...bu akşam veda eden isim. Evet, bu akşam enteresan bir akşam olacak evet. gibi gözüküyor. Bir kişi uçacak. Bir kişi uçacak. Tahminlerimizi birazdan yaparız. SMS sıralaması, kim birinci olur, kimi söyleyebilir. Çünkü fixtür de sıkıştı, beş kişi var. Şimdi adaylardan biri de birinci olup adaylıktan düşebilir. Böyle bir durumda dört kişi yani üç üç kişi odaya girecek ama hani çok enteresan bir durum olacak. Hep beraber izleyeceğiz. Şimdi gelelim akşamın ipuçlarına. Batuanın e, dava ile ilgili bir lafı var. Ne diyorsunuz? Benim, Bu laf. benim arkamdan benim yolumdan evet. gelen. Benim davamda falan diyor, değil mi? Var mı bir düşünceniz? Ya yani benim yolumdan arkamdan beni destekleyen bir kişi gelsin anlamında söylüyor evet. herhalde ama herkesin yolu farklı orada sonuç olarak herkes kendine göre bir yol çizmeye çalışıyor. E, dolayısıyla burada Batuan'ın e, Batuhan'ın yolundan arkasından gelen bir kişi Batuhan'ı her zaman e, birinci olarak kabul edecek anlamına gelir. Dolayısıyla birinciliğini destekleyen kişiyi sen de herhalde orada desteklersin onu e, senin yani, yolundan Survivor gelen gelsin, değil mi? Yolu diyebilir miyim? E... <laughs> Survivor'da Hani davam diyorsan hani başkası senin peşine takılmaz ki. Evet. Ya ben birinci olacağım. gel beraber gidelim bir yere kadar. Yani ben de sana bir şey ayarlarım gibi bir durum oluyor aslında, <laughs> değil mi? Bana, yani gel ta, Bana benle. takıl devam et. Hayır, şey bir durum. Aynen bir de... öyle bir konuşma gibi oluyor. Evet. Mesela ben öyle düşündüm ki bana birisi bunu söylese diye ben senin yolundan geleyim. Ben de kendime göre bir çizdiğim yoldan, kendi doğrularına ya da kendi yanlışlarına o yoldan gitmeyi tercih ederim derim ben. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi bu e, dava insanı olmak genelde hani daha çok e, siyasette ve ideolojik e, işlerde, siyasette daha doğrusu kullanılan bir terimdir. Hı hı. Ve bence hani baktığın zaman Türkiye'de de dünyada da dava insanı olanların en büyük özelliği nedir ne, en büyük özelliği nedir deseler tek bir şey söylerim. Cesaret. Doğru mu? Ama Survivor'a Batuhan o cesareti koyamıyor. Yani mesela dava insanı nasıl olmalı biliyor musun konsey mi yazın beni ben girerim risk alırım çünkü dava insanı e, nasıl diyeyim başkası yaşasın diye ölebilecek bir kafada olmalı ya bilmiyorum çok mu büyük Doğru konuşuyorum? çok Doğru. mu büyük Doğru. düşünüyorum ama evet. dava insanı böyle olmalı yani Survivor'da bugüne kadar dava insanı var mıydı ya bilmiyorum ama ne sen mi hangi dava <laughs> yazın bir ...yazın, yazın, aç <laughs> her konsey... ...yazın kardeşim, yazın. yaz... ...yaz, sürekli böyle geçti benim sorunlarım... ...sonra bay bay oldu, bay bay... ...senin peşinden Türk halkı gelmemiş ama... ...anladığım kadarıyla... ...Mayıs 15 <laughs> paket olunca... ...anlatamadım olayı, benim de evet. bazı hatalarım oldu... ...tam ifade edemediğim yerler oldu... ...ostara inşallah, ama dedim doğru değil mi... ...bak, dava insanı tabii. biraz cesur ve başkasını da... E, ...en az kendi <laughs> kadar koruyacak noktada olursa... E, ...o güven bağını kuruyorsun ve o zaman davanda insan topluyor. Aslında Batuhan da başkasını koruyacak durum var. Ama şöyle yine kendi çıkarları söz konusu olunca. Yani mesela bu zamana kadar Melis için birçok şeyi yapmıştır. E, Gonca için de belki hani bunu biz hep sürekli konuştuk ne ama. Ne mesela? Hani röportajlarınıza el atayım mı kısmı mesela el atmak... ya da atıyorum verdiği röportajda şunu da dile getirdi ya ben bu zamana kadar Melis'i yazdırtmadım gibi. Zaten bence kimse Melis'i yazmazdı o ayrı bir konu ama Hani ben Melis'i yazdırtmadım bu zamana kadar hep onu korudum kolladım. İşte şimdi artık hünerlerini gösterme zamanı gibi bir röportajı var Melis'e dair. O yüzden e, Melis'i çok koruyordu doğru. Arkadaşları onun düşüncelerine saygı duyuyordu doğru. Ama her zaman kendi çıkarları söz konusuydu. Bu da ayrı bir parantez. Evet. Ama bence hani Batuhan'ın davadan işte anlaşmalardan her şeyden kopup Survivor'a konsantre olup çekeceksin fermuarı. Mı? Evet. Ne güzel bak son zamanlarda yine çok iyi gidiyordu de ara, evet. falan. Bu ara yine röportajlarda bir yine başladı sağlam lazım Konuşmayacak bu Bütün kadar. takıma. Yani şu an temizlemek için bir vakti var bak eğer şampiyon olmak istiyorsa. Ama şampiyon e, yani konuşursa gidebileceği gidebileceği maksimum yer ikincilik bence. Çünkü çok anti topluyor şu an. Yok aynı fikirdeyim ya. Yani Survivor'ın bir matematiği var. Bu çok net yani. Anti topladığın sürece bir yere kadar gidiyorsun. Tabii tabii. Yani Tipten herkese hitap titriyor, etmen lazım. Yani senin kesinlikle. antin bile sana ya evet burada haklı. Ne güzel konuştu. Alt perdeden konuştu. Mütevazi. Arkadaşlarını koruyor. Benim gördüğüm hani tecrübem bunu söylüyor yani. Hep böyle şey yapmak lazım. Batuhan orada birinin hakkında röportaj verdiğinde dediğin gibi hemen antileri oluşuyor. Hemen Batuhan'a sallamaya başlıyorlar. Yapmaması lazım. İlayda ne zaman geliyor Türkiye'ye? Konuk alacak mıyız? Gökhanlar alır galiba önce hafta sonu evet, Ama diye... biz de alırız ve biz aldığımızda şöyle bir şey diyeceğim. Hani biz seninle İlayda ile ilgili iddia girdik ya ben dedim İlayda Mayıs ayını göremez dedim. Sen görür dedin iddiamızda... Evet üzerine e, karşıdaki kişinin tişörtünü giymek. Evet yani. ama sen ilk benim kazandığım iddia yerine getirmedin. Tamam şöyle yapıyoruz o zaman. Ben sana yemeği şey, ısmarlıyorum. Sen aldık. İlayda ile olan Artık yayına bir üzerinde benim sen tişörtünü Sen şimdi ikinci iddiayı kazandığın için ilkini yerine getirim diyorsun. Çok geçti, iyi. Çok iyi. Valla yani ilk üzülürüm. İlkinin süresiz oldu. O, üzülürüm. Neyse bir şey buluruz. Bir formül buluruz. Ama senin için giyerim be Hakan tişörtü. İddia için değil de. Tamam İlayda'nın geldiği yayında üzerinde benim resmim olan tişört. Olabilir bakalım. Çok, iyi olur. Valla. tamam anlaştık o zaman.